ben Nazlı. Sonunda tekrardan beraberiz. Bir önceki video soru cevap videosuydu ve sizlere sözünü vermiştim. Ağustos ayı programı paylaşacaktım. Bugün Marmaris'teyim, tatildeyim kardeşlerimle beraber ama dedim ki bu videoyu farklı bir yerde çekmek istiyorum ve evet bugün videoyu çekiyoruz ve programı birlikte inceliyoruz. İlk olarak 1 Ağustos itibariyle Ankara yatıdan gelmişim. Tek bacak Ankara'dan İstanbul'a uçtum. Bu kadar. Sonrasında ayın ikisinde de bir dış hat uçuşum varmış. Kaçta başlıyormuş bu, hemen size söyleyeyim. Aslında saatleri de çok iyi. 11.30'da başlıyor ve 6'da bitiyor. Bir bazel git gel dış hat uçuşu varmış. Ve sonrasında da bir günlük bir boş vermiş bana ayın 3'ü itibariyle. Bu ay da çok fazla, aslında Temmuz ayı kadar yoğundu diyebilirim. Çok fazla yatı da vardı. Ve şimdi tekrardan devam ediyorum. Ayın 5'inde İstanbul'dan tek bacak Ankara'ya gittim. Ankara'da bir gün kaldım. Bu ay çok fazla böyle tek bacak uçuşlar var. O yüzden çok daha rahattı. En azından dinlenme imkanım oldu diyebilirim. Sonrasında da ayın 6'sında da Ankara'dan bir Bodrum uçuşu yaptım. Bodrum git gel. Ve sonrasında da Ankara'dan Amman git gel yaptık. Bu da kaçta başlamıştı? Sabah 6'da başladı ve öğlen 3.30 gibi bitmişti. Bu da güzel çünkü gene dinlenmek için vaktim olmuştu. O yüzden iyi. Sonrasında Ankara'da gene bir gece kaldıktan sonra Ankara'dan Antalya'ya pas uçtum. Yani görevli değil, aynı yolcu gibi bir uçuş yaptım. Hem de tek bacak, hiçbir şey yapmadım o gün. Akşam Antalya'ya vardığımda da saat 8.30 falan da. O yüzden güzel bir uçuştu. Antalya'dan peki ne yaptım? Ona da bir bakalım. 11.40 kalkışlı Danimarka git gel yaptım oradan. Gerçekten çok güzel bir uçuştu. İstanbul'dan uçtuğumuz Avrupa uçuşlarına göre çok daha kaliteli, çok daha güzel, her anlamda rahat diyebilirim. Sonrasında kaçta bitti bu uçuş? 8.30'da bitmiş gene. Antalya'dan da İstanbul'a beni pas çekmiş. Yani yolcu gibi tekrardan İstanbul Beyaz'a dönmüşüm. Sonrasında durmak yok. 4 günlük bir uçuş sonrası ayın 9'u itibariyle bir gece uçuşu vermiş bana. Bir Mısır uçuşu, Hurgada git gel. Kaçta başlatmışız bunu da? Gece 12 gibi başlayıp sabah 7 gibi falan bitmiş. Biliyorsunuz ki her zaman söylüyorum, gece uçuşları gerçekten çok zorlayıcı. Sonradan kendimi toparlamam çok zaman aldığı için benim için zor oluyor diyebilirim. Ki sonrasında benim bir tane raporum var. Şöyle rahatsızlanmıştım. Migrenim tutmuştu. Hatta bunu Instagram üzerinden de paylaşmıştım. Takip edenler de bilir. O yüzden ayın 11'inde bir tane raporum var, bir günlük. Uçamadım. Daha doğrusu uçuşum vardı ama uçuşumu aldılar. Ve raporumu gönderdim. Zaten bu şekilde rahatsızlandığınız zaman birkaç saat öncesinden mutlaka haber vermeniz gerekiyor. Ve bu şekilde uçamamıştım. Sonrasında gene hızlı bir şekilde devam etmişim. Ne yapmışım? Ayın 13'ü itibariyle gene bir uçuş vermiş bana. Bir gece uçuşu gene bu. Üst üste olmuş birazcık. Arada raporum var ama bir Bağdat git gel yapmışım. Gene gece 12.30 gibi başlamış. Sabah 6 çeyrek gibi bitmiş. Aslında sabah erken biten gece uçuşları daha iyi oluyor. Böyle 9, 10, 11'e kadar uzadığında daha da zorluyor gerçekten. Evet, bu da arada bekleme var mı? Arada bekleme olmadan sadece bir saat var. Bağdat'a gitmişiz ve dönmüşüz. Evet, bu şekilde. Sonrasında ayın 15'inde o kadar güzel bir uçuşum var ki. Bu arada ayın 14'ünde sabah indiğimden dolayı uçuştan, o gün artık boş gün oluyor benim için. Ve 15'inde çok güzel bir uçuş vermiş. İnanılmaz da eğlenmiştim. Ayın 15'inde İstanbul Nürnberg uçuşu, Almanya uçuşu. Ki görevli olarak da gitmedim, muhteşem bir uçuştu, muhteşem bir yatıydı. Instagram'dan zaten bütün ayrıntıları paylaşmıştım. Şöyle söyleyeyim, ayın 15'inde pas olarak akşam Nürnberg'e gidiyorsunuz. Gece yarısı 1-2 gibi otele girdik ve sonrasında bütün gün orada boş. Yani ayın 16'sı full orada boştu ve 17'sinde de tekrardan gece yarısı çıktık. Muhteşemdi. Oradan zaten Antalya'ya uçtuk. İstanbul'a da uçmadık. O yüzden Antalya uçuşları dediğim gibi çok daha rahat oluyor Avrupa uçuşlarında. Çok büyük fark ediyor diyebilirim İstanbul'a göre. O yüzden benim için çok güzel bir yatıydı. Uzun zamandır, özellikle karantinadan sonra böyle güzel bir Avrupa uçuşu, Avrupa yatısı yapmamıştım. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Zaten tüm ayrıntıları Instagram'da paylaşmıştım. Sonrasında sabah 6.30 gibi bitti. Gördüğünüz gibi o kadar güzel ki evli olarak gitmiyorsunuz. Bir gün yatı yapıyorsunuz. Sonrasında görevli olarak dönüyorsunuz. Zaten 3-3.5 saatlik bir uçuş. Çok da rahat. Ve sonrasında ben Antalya'dan İstanbul'a tekrardan pas olarak uçmuşum ve Beyzim'e dönmüşüm. Evet, bu gerçekten çok keyifli bir yatıydı. Sonrasında da zaten bana bir günlük bir boş vermiş. Zaten 17'si sabahı evime döndüğüm için o gün de benim için boştu.
O yüzden bu da çok güzel. Hızlıca devam ediyorum. Gördüğünüz gibi yatılar çok fazla. Ankara'da kaldım, sonrasında Antalya'da kaldım, evime döndüm, işte Almanya'ya gittim, yatı yaptım ve döndükten sonra da işte 1-2 gün boştum. Ardından yine hızlıca yatılar devam ediyor. Bir Ankara ve Konya yatısı var gene. Ne yapmışım burada? İstanbul'dan Üsküp git gel, sonra Viyana'ya ve sonra Viyana'dan da Ankara'ya uçmuşum. Evet, inanılmaz yoğun bir gündü. Hatırlıyorum, gerçekten çok zorlanmıştım. Uçuşlar aslında kısa ama mesai uzun olduğu için de zorlayabiliyor. Bu kaçta başlamış? Sabah 10.30'da başlamış ve akşam 9.30'da bitmiş Ankara'da. Arada bir de bekleme vardı 2 saat kadar, bir de uçak değiştirdik falan. Onlar da gerçekten yorabiliyor. Evet, sonrasında Ankara'ya gelmişim ve ertesi gün Ankara'dan kaçta çıktım? 2-3 gibi çıktım ve oradan ne yaptım? Ankara, İstanbul, 3 bacak. Bu şekilde ve sonrasında İstanbul'dan da Konya'ya uçtuk. Gene o 3 bacaktan sonra arada işte bir saat bekledik, uçak değiştirdik falan vesaire. Arada ekip de değiştirebiliyoruz. Yani kaptanlarımız değişebiliyor, ekipten birileri değişebiliyor. Bunların hepsi mümkün. Ve sonrasında Konya'ya gelmişiz. Konya'ya kaçta geldik? Gece 11.30'da inmişiz. Ertesi gün Konya'da ayın 21'i tamamen boş. Boş gün. Ve 22'sinde de sabah erken bir saatte, gene 6.30 gibi Konya'dan İstanbul'a dönüp İstanbul'dan da Adana git gel yapmışız. Aslında bu da çok kısa. Gene öğlen işte 12 çeyrek gibi falan bitiyor. Ve sonrasında Ağustos ayının en güzel zamanını açıklıyorum. Ayın 23, 24, 25, 26, 27 full boş. Çünkü neden? Ben bunları boş gün olarak istemiştim. Biliyorsunuz ki daha önceki videolarda da size açıklamıştım bunu. Boş gün talep edebiliyoruz. Maksimum 4 gün olarak. Bu her şirketin kuralı tabii ki değişebilir. Ama benim şirketim de bu şekilde. Ben de zaten bunu bir ay öncesinden planlamıştım ve talep etmiştim. Çünkü bir tatile çıkmak istiyordum. O yüzden boş günümü de vermişlerdi ve tatilimi de ayarladım. Ve bu güzel yere geldim. Sonrasında nasıl devam edecek program? Onu da açıklayayım. Ayın 28'inde çok kısa bir git gelim olacak. İçat, Erzurum git gel. O da çok güzel aslında. Sabah 6'da başlıyor, sonrasında sabah 10 çeyrekte bitiyor ve gene gün benim. Sonrasında biraz yoğun olacak. Neden yoğun olacak? Ertesi gün bir 4 bacak yapacağım. Trabzon git gel, Bingöl git gel üst üste olacak. Mesela sabah 8'de başlıyor ve akşam da 7.30 gibi bitiyor. Arada bekleme var mı? Arada biraz bekleme var. O sırada uçak değiştiriyoruz vesaire. Bu da bu şekilde. Ve sonrasında ayın 29'unda bunu yaptıktan sonra ayın 30'unda Antalya'ya pas olarak uçuyorum. Antalya'dan Londra yapacağız. Antalya'da bir gün kalacağım. Ve kaçta iniyorum? Antalya'ya gece 12.50 falan, geç bir saatte bitiyor Londra uçuşu. Antalya'dan da gene dönerken bir gece uçuşu yapıyorum. Köln git gel. Ve sonrasında da pas olarak İstanbul'a uçuyorum. Aslında bu 2 gün sonradan değişti. Burada başka bir yatım vardı. Onu aldı ve bunu verdi. Bazen bu şekilde olabiliyor. Programda değişiklikler olabiliyor ama size mutlaka ki bunu önceden bildiriyorlar. Evet, işte Ağustos ayı programım bu şekilde. Hatta size saatlerini de söyleyeyim. Daha önceki videolarda söylemiştim, bunu da söylemiş olayım. Atlamayalım. Mesela Haziran ayında ben, tabii bazı değişiklikler olduğu için 97 saat uçmuşum. Bazen soruyorsunuz çünkü kaç saat uçuyorsun diye. Ağustos ayı programı 72 saat olarak dökülmüş. Ama tabii burada benim biraz da izinlerim falan olduğu için onlar da değişkenlik gösterebiliyor. Ama yoğunluk gene aynı şekilde devam ediyor. Eylül ayı programı da bugün açıklandı bu arada. O da gene yoğun gözüküyor Eylül'e göre. Yani beklentiye göre aslında fena değil. O da 73 saat olarak dökülmüş. Belki daha sonraki videolarda onu da sizinle paylaşırım. Evet, bugün farklı bir mekanda olsun istedim bu video. O yüzden burada çekmeye karar verdim. Böyle biraz hızlıca oldu ama umarım bu video hoşunuza gitmiştir diyorum. Eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olmayı unutmayın. Instagram'dan takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Instagram'dan sorularınızı elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Dönüş yapamadıklarım var ama yakın zamanda dönüş yapmaya çalışacağım. Hatta YouTube'daki videoların yorumlarına bile cevap veremedim yoğunluktan dolayı ama en kısa zamanda dönüş yapacağım. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın.